Selamlar herkese. Para piyasaları bültenine hoş geldiniz. Normalde dün çekecektik bunu ama bugüne sarktı şehir dışına çıktığım için. Tabii yine gündem çok birikti. Dünden bu yana bile bayağı gündem var. Bu hafta Amerika'nın bu yıl olacak en hareketli haftası olduğu konuşuluyor. Bayağı hareketli bir hafta geçireceğiz. Şimdi bu dünya ile alakalı önce Amerika'nın bankacılık krizi ve gündemine konuşmamız lazım. Gelişmelerden kısaca bahsedeyim. Şimdi Erkan Özda paylaşmış. Hazine Bakanı Yellen borç limitleri sorunu çözülemezse Haziran başı gibi erken bir tarihte ABD borçlarını ödeyemez ve harcama yapamaz hale gelebilir diye bir bildiri yayınladı. Ocak ayından bu yana borç limitlerinin yükseltilmesi için de ABD hazineye özel muhasebeciler tuttu. İşte bazı düzenlemeler yapıldı. İşte sonucunda başarılı olamazsa da kötü sonuçlar kaçınılamaz olacaktır gibi yorumlar var. Bu tabii ki önümüzdeki dönemlerde sonuçlarını görebileceğimiz, akıbetini görebileceğimiz bir konu. Bankacılık kriziyle alakalı son gelişmelere bakalım. Bir önceki videoda FRC First Republic Bank'ın %99 çöküşü ardından işte JP Morgan'ın satın alabileceğini konuşmuştuk bunu hafta sonu. Gerçekten de öyle oldu. Hafta sonu JP Morgan apar topar First Republic Bank'ı satın aldı. Peki batmış bir bankayı niye satın aldı? Yani burada motivasyonu ne? ABD mevduatlarının %10'dan fazlasını kontrol edebiliyor artık. Yani aslına baktığın zaman çok iyi bir fırsat bu kalibredeki bir banka için. FDIC ile yani Federal Mevduat Sigorta Kurumu ile 13 milyar dolarlık bir zararı paylaştı. 50 milyar dolarlık bir kredi aldı FDIC'den yine. Kendi mevduatlarını etkili bir şekilde satın almış oldu, geri satın almış oldu. Önümüzdeki 5 yılda da 5 milyar dolar üzeri kar elde etmeyi bekliyormuş JP Morgan. Bu sabah da piyasa değerine 18 milyar dolar bir artış eklendi. Tabii bunlar bankacılık krizinin örtülen kısmı. Yani bu satın almalarla birlikte krizin sona erdiği iddia ediliyor. Fakat yani daha önce yapılan bir çalışmada hatta size de göstereyim. 200 bankanın Silicon Valley Bank ile aynı risklerle karşı karşıya olduğu konuşuluyor. ABD bankalarının size şeyini göstereyim. 1 Mayıs itibariyle hisselerini göstereyim. Yani birçok bankada aslında benzer sinyaller var yani. FRC Bank Bankası gibi işte National Bank %20 eksi, Metropolitan Bank eksi %18 vesaire gibi bayağı hareketli bankacılık hisselerinde ciddi düşüş gözlemleniyor şu ara. Yani bu devamı gelir mi gelmez mi göreceğiz ama her seferinde bir bankacılık krizinde birileri üstleniyor, kurtarmaya çalışıyor. İşte bakın FDIC'nin Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun ettiği zararlar Silicon Valley Bank'tan 20 milyar dolar zararı var. First Republic Bank'tan 13 milyar dolar. Signature Bank 3 milyar. UBS de İsviçreli düzenleyicilere ikna edip 10 milyar dolarlık zararı karşılamaya ikna ettiler. Şimdi baktığımız zaman işte biz bunu çok hissetmiyoruz dışarıdan ama apar topar bir yangın yeri yani bu bankacılık kriziyle alakalı bayağı sıkıntılı gelişmeler var. Dolayısıyla da bu gelişmeler devam edebilir. Bununla alakalı yorumlara bakacağız. Kısa kısa anlatıyorum size çok odak dağılmaması için. Fed takviminde bu haftaki gelişmeleri size kısaca söyleyeyim. Faiz oranı kararı gelecek çarşamba günü yani yarın. Volatilite olabilir. Dikkat etmek lazım. İşsizlik başvuruları var Perşembe günü. 4 Nisan istihdam raporu gelecek Cuma günü. S&P 500 şirketlerinin %25'i kazanç bildirecek. Yani bayağı kalabalık bir gündem var. Şimdi görünüşte FRC'nin satın alınmasıyla kriz önlendi gibi gözüküyor. Ancak arka planda çok bankanın böyle problemi var. Az önce gösterdim size kayıpları, zararları. Bu krizin hani büyük çaplı iyileştirmeler olmadan geçmesi çok mümkün değil. Şu ortamda da ne kadar bu üstünü kapatabilecekler onun da ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar da bu kriz konusunda çok bilinçsiz ve hazırlıksız durumdalar. Yani geçmişte yaşanan bankacılık krizleri neredeyse unutulmuş durumda ve insanlar ne şekilde bir buhrana sebep olabileceğinden çok haberdar değiller. İlginç bir not var. Kriz söz konusu olduğundan beri Google trendlerinde altın nasıl alınır, nereden alınır gibi aramalarda büyük ölçüde artış tespit edilmiş. İşte bu da insanların güvenli bir liman arayışında olduğunun aslında ufak ufak küçük yatırımcının, küçük kullanıcıların da bunlara kaymaya başladığını gösterebiliyor. Şimdi önemli konuya gelelim. Faiz kararı. Hepimizin aslında beklediği şey bu. Yarın 3 Mayıs'ta Amerika tarafından faiz kararının açıklanmasıyla birlikte gelecek tüm piyasaları doğrudan etkileyecek. Şimdi bu piyasaların gözü kulağında ve bu kararı fiyat hareketlerinden de bunu anlayabiliyoruz. Gerek altın, gerek Bitcoin, diğer yatırım araçlarının da karar saatine kadar rölantide olacağını ben düşünüyorum. Yani o saate kadar 3 aşağı 5 yukarı hacimsiz fiyat hareketleri devam edecektir. Böyle büyük
hareketlilik faiz kararı saatine kadar çok olacak gibi durmuyor. Öte yandan dolar endeksi DX'e birkaç gündür yukarıya ivmelenmeye başladı. O da işte faiz gününe doğru böyle ufak ufak yükselmeye başladı. Grafiklerine bakacağız teknik olarak. Dolar endeksinin yükseliş eğiliminde olmasa da 25 bas puan artış gelecek ve piyasaları rahatlatacak gibi bir izlenim oluşturuyor. Çünkü uzmanlar da artık 25 bas puana kesin gözüyle bakıyor. Çok ufak bir ihtimal de olsa faiz durdurma kararı gelme ihtimali de var. Çok ufak bir ihtimal ama yani bu ihtimal faiz durdurma kararı gelirse de altın ve Bitcoin'de sürpriz bir pump yaşanabilir. Yani o karar anı geliyor. Biz hatta yayın açıyoruz bazen açıklıyoruz faiz kararına göre işlem alacağız diye. İşte 25 baz puanda aslında zaten fiyatladık bunu. Yani bir pump sürpriz böyle büyük bir artış olmayabilir ama yönümüz yukarıysa da bu faiz kararından sonra devam edecektir. Yani benim şahsi düşüncem 25 baz puan artırılacağı yönünde açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda Amerika tarafından CPI verileri de bunu doğrular nitelikteydi çünkü. Şimdi ABD'nin bir karar vermesi gerekiyor bu noktadan sonra. Ya bankaları kurtaracak ya da faizle sıkılaşmaya devam edecek. İşte bu sefer de bankalarda ciddi sorunlar patlak vermeye devam edecek. Yani bu duracak gibi durmuyor benim şahsi yorumum. Bankaları kurtarabilmek adına bir süre faiz konusunda yavaşlama durumu, hatta düşük bir ihtimalde olsa faiz durdurma durumu piyasalara olumlu etki edeceğini ben düşünüyorum. Bu krizde zaten Bitcoin ve altın güvenli liman olarak öne çıkıyor. Yani bu artık okey, bu korelasyon şu an var, bu naratif. Kriz tetiklendikçe bizim piyasamıza ve altına yarayacak. Şimdi bankacılık krizinin kendisinde yavaşlama, faizde yavaşlama durumu olursa da işte Bitcoin için orta uzun vadede yine bizim için olumlu olduğu gözüküyor. Şimdi Fed kararına baktık, faiz kararına baktık. Genel birkaç habere de bakalım. MicroStrategy'nin ilk çeyrek raporlarında beklentinin üzerinde bir gelir elde etmiş. Bu olumlu bir haber. Michael Saylor Bitcoin'in artık temsilcisi gibi biliyorsunuz. Şimdi bu adamın da kâr etmesi, zarar etmemesi lazım. Yani Bitcoin en çok Bitcoin tutanlardan bir tanesi. Dolayısıyla da kâr etmesi olumlu. Bitcoin satmak gibi bir motivasyonu olmayacaktır. Coinbase hukuki mücadelelerle uğraşıyor bu aralar. Çok bir piyasalarda fiyat etkileyecek bir durum yok bu konuyla alakalı. IBM CEO'suna göre yapay zeka 7800 işin yerini alabilir diye bir haber var. Bunu önemsiyorum çünkü yapay zekayı konuşuyoruz. Bu yılın trendi yapay zeka olacak. Yani sadece coinlerde, kripto borsasında değil, dünyanın genelinde bu yapay zeka çok akıl almaz yerlere gidecek. Yani biz çok ciddi oranda 30 kişilik bir ekibiz biz Ninja Traders ekibi olarak. Yapay zekayı her alanda kullanıyoruz. Yani içerik üretiminde kullanıyoruz. İşte herhangi bir video editte kullanıyoruz. İşte herhangi bir şeyde biz kendi alanımızda kullanabiliyoruz ve ileride bu finansal araçlara da sıçrayacak. Yani duygusuz trade etme, analiz etme, öngörüler. Yapay zeka olayı çok önemli. Kripto piyasasında da yapay zekayı mutlaka ciddi oranda takip etmek lazım. Güzel bir haberim var. Ninja News'te ekonomik takvimi getirdik. Olacak olan gelişmeleri buradan görebiliyorsunuz. Şu an Türkçe sayfası yeni hazırlanıyor. Bakın şurada kalender diye bölüm var. Launchpad takvimi ve ekonomik takvimi görebileceksiniz. Alarm kurmak isterseniz de yine aynı şekilde Tools'a yönlendiriyor sizi. Bakın beta.ninjatools.io üzerinde de burada alarm kurma özelliğiniz var işte. Mesela ben işte neyi bekliyorum? Örnek veriyorum. İşte Fed basın toplantısını buraya alarm kurmak istiyorum. Bir saat önce, bir gün önce gibi alarm kurabiliyorsunuz. Mobil uygulamayı da geliştirme aşamasındayız. Önümüzdeki aylarda umuyorum official sürüme geçip bunları yayınlayacağız. Şimdi genel bir yine tool üzerinden verilere bakalım. Piyasadaki veriler nasıl? Haberleri okuduk. Korku açgözlülük indeksi düşmüş birazcık. Son düşüşlerle birlikte geri çekildi. %55'lere geldi. Bu şöyle bir %40'lara falan gelse çok güzel yukarı yönlü bir sinyal niteliği taşıyabilir bize. Long short oranlarımız dengeli. Dominans fena gitmiyor. Şimdi Bitcoin grafiğiyle başlayalım isterseniz mevzuya. Şimdi bu Twitter'da da belirtmiştim geçen dün attım sanıyorum. Bu 28.700 seviyesi key seviyeydi. Yani anahtar bölgeydi. Bu seviyenin kaybedilmesi bizi alt destekleri aramaya gitti. Şu anda ortada bir yerde duruyoruz Bitcoin için. Yani buradan yukarı sekse niye sekti diyemem açıkçası. Ama düşse de niye düştü diyemem. Şu noktada benim için içime sinen oturaklı olan destek 26.500. Bu seviyelere gelirsek dolar endeksiyle de baktığımız zaman işte dolar endeksi de şu an direnç seviyesine gelmiş durumda. Trend bazlı baktığımız zaman. Belki işte burada bir fake bir kırılım yapıp birazcık yukarıya gidip şuradan tak aşağı yönlü gidebilir. Bu da işte Bitcoin'in dolar endeksini biraz daha pamplamasıyla birlikte 26.500 seviyelerine denk geliyor benim destek seviyem. Tabii yarınki faiz kararı da çok önemli. Yani orada
sürpriz bir kararla birlikte daha sert düşüş vesaire olabilir. Ama dediğim gibi yani bankacılık krizi ve bu Fed'in son politikalarıyla 25 baz puan gibi gözüküyor. 25 baz puan gelirse de piyasamız için çok böyle sıkıntılı bir durum görmüyorum ben. Yukarı yönlü harekete devam edebilir. Dolar dominansına bakalım. Dolar hakimiyetinde yine rölantideyiz. Şu seviyeleri önemsiyorum. Yani bakın şuradaki trend seviyesini, direnç seviyesine geldiğimiz zaman Bitcoin için destek görevi. Yani buranın dirence gelmesi güzel bir korelasyon var. Avax takipçileri, Avax'ın 2-3 Mayıs sanıyorum Avax Summit var. Avax bu ara konuşulacak bir süre. Tabii piyasa yukarı yönlü altcoin'ler hareket edecek kıvama gelmezse Avax'ın da hareket etmesi zor ama çok sordu arkadaşlar Avax'la alakalı summit var. İşte bir fiyat analizi alabilir miyiz diye. Şu an Bitcoin'in boyundurluğu altında bütün altcoin'ler. Bitcoin şöyle bir Fed toplantısı geçsin önünü açarsa rahatlayacak gibi gözüküyor. Minik bir destek var 16-14'te. Burası işte çok da böyle kendi başına tutacak bir destek gibi değil. Benim böyle gözlemlediğim güzel bir seviye var. 14.2 seviyesi Avax için böyle stoplu ya da spot olarak ufak bir kademe alım gibi değerlendirilebilecek bir seviyede. Blur destek seviyesine geldi. Blur'da bakın bunu konuşmuştuk geçen yayın. Fena değil bu spot olarak çok ufak bir köşeye alıp atmak için düşünülebilir diye düşünüyorum ama bu yani biraz riskli bir ürün. Şu anda da yükseliş trendine geldi. İsterseniz stoplu, isterseniz 3 kademe, birinci kademesini minicik alacak şekilde düşünebilirsiniz. Ben bu seviyeden çok ufak bir alım yaptım yani. Diyelim de Blur'da olsun diye çok ufak yani. Hani böyle şey düşünmeyin işte yatırım yaptı vesaire gibi değil. Ufak ufak toplamaya başladım Blur'u ilk desteği itibariyle. OKEX borsasından alabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında %30 indirimli kayıt linki var. Ethereum aynı grafik. Bitcoin'i bekliyor. Edu güzel bir düşüş yaptı. 1 dolar seviyesini bekliyorum ben. İkinci kademe ilk alımımı yapmak için. Aşağılara inerse de Edu için böyle bir 0.7 0.8 yani 0.8'e geldiğinde piyasanın durumuna bakmak lazım ama olursa böyle 0.7 0.5 aralığı kesinlikle ve kesinlikle işte şu kademelerden ben işte buradan işte 1000 dolarlık buradan 2000 dolarlık buradan 4000 dolarlık gibi kademe arttırarak ufak ufak Edu'ya yatırım yapmak istediğimi açıklıyorum uzun süredir. Eğitimle alakalı bir proje. Eğitim ve blockchain'i bir araya getirip başarılı olan bir proje olursa ben önünün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni projelerde ciddi potansiyel var. Hani reklam yapıyorsun gibi yorumlar görmeyeyim. Vallahi kalbinizi kırarım. Binance borsasında listeli bir coin'in reklamını kimse yapamaz. Yani Binance'de listeli bir coin'e kimse gidip reklam vermez. İşte ufak borsalardaki coin'ler için ücretli tanıtım olur. Hani bilginiz olsun. Binance borsasındaki bir coin'den bahsederken hani reklam gibi bir algı olmasın. Vermiyorlar para. Zaten Binance'de listelenmiş. Yani reklama ihtiyacım var adamların. Education dediğim gibi Open Campus. Beğeniyorum bu projeyi. Takibimde. Fed spot olarak tutmaya devam ediyorum. Portföyümün yapay zeka ağırlıklı olan kısmında. Yapay zeka ile ilgili yeni projeleri de araştırmaya başladım. Sık sık. White paper okuyorum, yeni projeleri inceliyorum. Fark yaratan bir proje gelirse yine YouTube kanalından paylaşırım. Twitter'dan düşük market cap'i olan bir coin'i paylaşmak istemiyorum. Yani işte startup modeli bir yapay zeka projesi çıkar. Bunu gelip ben tweet atmam durumunda hoş olmaz yani adımız lekelenir. Ama YouTube videolarında ben bulduğum sonuçları sizlere mutlaka aktaracağım. FXS halen portföyümde söylüyorum. Şu 7.35 seviyesine gelirse alarmım da var. Bir long pozisyon alacağım. Stopta %3 civarında bir stopla ufak bir long pozisyon deneyeceğim. Tabii tercihim Fed toplantısının geçmesi. Yani Fed'den sonra işlem almayı düşünüyorum ben. Fed'e kadar alarm çalarsa işleme girmeyebilirim. Onu da söyleyeyim. Matic destek seviyesinde şu an. Bu destek seviyesini kaybetmesi durumunda. Ya umarım kaybetmez. Çünkü çok güzel bir bölgede duruyor şu an Matic. Ama kaybetmesi durumunda da spot yatırımcılar için 0.75 seviyesi güzel bir seviye. Yani bu seviyeleri ben alarmı kurdum. Ara bölgelerde artık işlem almamaya çalışıyorum. Biraz daha disiplinli ve hesap kitap yaparak işlem almaya başladım borsada. 0.75 seviyesine bir alarm attım. Bu seviye kırılırsa bu seviyeden bir spot alım düşünürüm. Ben işte düşerken minik alımlar yapıyorum. Böyle bir anda yüklenmiyorum. Ufak bir ona atıyorum. Bir ona atıyorum. Düştü. Daha büyük düşüşe de nakit ayırmak lazım. Alımları yüklü yapmamak lazım. Çünkü işte Fed gündemi karışık. Bu hafta bayağı volatil geçecek.
Çok trade etmemeye çalışıyorum. Solana tarafında ortalarda duruyoruz. Takip eden arkadaşlar 20 dolar güncel desteğimiz Solana için. Solana'da çok bir hareket yok. SeaDeFi S Fund, Shockwaves Launchpad'i yapıldı dün. Fena geçmedi. 10-15x civarında bir yükseliş yaptı. Ben public'ten katıldım. TR7 olduğum için S fundlarımla. Şimdilik tutuyorum. Hiçbirini de satmadım. Zaten hani çok büyük bir yükseliş yapmadı. Yapay zeka başlığı geçen bir proje olduğu için belli olmaz şimdi işte satan sattı bu ön satıştan katılan işte influencerlar bizim gibi insanlar yüksek tier olanlar katılabildi sadece zaten yani elinde fazla S-Fund tutanların katıldığı bir launchpad oldu. Bir çoğunluk bir satsın bakalım kilitler açılana kadar belki ara bir pump yapar. Ben yapay zeka alanındaki projelerden ufak ufak işte 300 dolarlık, 250 dolarlık ön satışlara katılıyorum. Dursun elinde yani belli mi olur geçen sene Blocktopia kaç 700x yaptı. Metaverse boğası vardı o dönem. Bu sene de yapay zeka boğası gelirse markette işte o 300 dolarlık, 200 dolarlık tokenlar 2000, 3000, 5000 olur belki diyerekten takip ediyorum. Render önemli bir seviyeyi kaybetti. Render tutan arkadaşlar bilginiz olsun. Bu seviyenin altında kaldığım sürece alt destekleri hedefleyecektir fiyat. Benim işte içime en çok sinen aslında burada çok ciddi bir düşüş var. Yani %20'lik bir düşüş benim içime sinen desteğe gelmesi için ama daha ara bir seviye dersek 1.87 de render için destek seviyesi göreceğini ben düşünüyorum. Şöyle geçmişe de biraz baktığımız zaman bu işte impulsive hareketin başladığı yer destek görevi görecektir 1.87 civarı. Almayı düşünen arkadaşlar hani atıyorum işte buradan spot yatırım için çok ideal değil ama margin long için fena değil. Öte yandan burada bakın hareketin başladığı bölge var. Yükseliş trendinin başladığı ana bölge. Hani şöyle bir hareketle beraber 1.63 seviyesine ben bu yükseliş trendinin olduğu yere bir alarm attım. Bu seviye gelirse render'ı spot olarak alacağım. Dolar endeksini konuştuk. Dolar endeksi de direnç seviyesine yaklaştı. İşte rölantide gidiyor. Fed faiz kararı sonrasında bakalım bu trend kırılamayacağını umuyorum ben. Kırılırsa da artık gözlemleyeceğiz fiyat hareketini, yorumlayacağız. Faiz kararı gelmeden herhangi bir yorum yapmak çok mümkün değil şu aşamada. Yani önce bir faiz kararı açıklansın, şu haftanın gündemi bitsin. Ondan sonra bakalım. Bu hafta ben çok trade etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Nasdaq fena değil. Bu taraflarda çok bir şey yok. Altın yine stabil gidiyor. Dediğim gibi bu bütün piyasalar hem kripto piyasası hem altın hem gümüş hem Nasdaq işte hem endeksler çoğu bu haftaki toplantıyı bekliyor. Bu toplantılar toparlanmadan bitmeden bu ürünlerde çok fazla bir fiyat hareketi görmemiz mümkün değil. Gelelim BIST'e. BIST şu anda işte 4500 seviyelerinden ufak bir tepki aldı. Yani bu dönüyoruz gibi değildir. Bakın 4 saatlikte baktığın zaman bayağı bir hırpalandı. Yani Borsa İstanbul yatırımcıları gerçekten şu an masayı yumrukluyorlar yani o kadar. Şu kadarlık düşüş aslında kripto piyasası için hiçbir şey değil ama onlar da bayağı etki gösteriyor. Bu seviyelerden bir tepki alması normal. Dönüş olur mu olamaz mı bilemiyorum ama işte bu seviyeler satmak için çok mantıklı değil. En azından hani aldınız ya bu destek kaybedilirse 4400 seviyesi kaybedilirse ya da işte buradan bir tepkiyle şuradaki potansiyel direnç olan 5000 seviyesine gelirsek bir satış yapmak düşünülebilir. Benim çizdiğim chart hala duruyor. Geçen yayında çizmiştim bunu işte aşağı gelip bu seviyelere kadar bir tepki veyahut da buradan kırılım gerçekleşmesi Borsa İstanbul'a giriş için BIST'e giriş için de 3900 ve akabinde 3600 iki kademe düşüş senaryosunda BIST'e tekrardan evet fırsatlar doğabilir diyeceğimiz seviye benim için. Döviz kurunu konuşmaya çok gerek yok. Serbest piyasayla olan kur makası devam ediyor. Önümüzde seçim var bu 2 haftalık süreçte. Hem döviz piyasası hem BIST piyasası birazcık stabil gidecektir. Bir şey bitsin, seçim bir olsun görelim. Hepimiz için hayırlısı bakalım ne olacak, ne bitecek. Ondan sonra biraz daha öngörülebilir olacaktır. Olacak olan seçimlerle birlikte. 20 dakikalık bir bülten oldu bu hafta. Fena değil. Çok uzatmamaya çalıştım ama işte gündem kalabalık olunca yine sürüyor. Yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Lütfen aşağıya tavsiyelerinizi yazın. Bakmamı istediğiniz bültenlere, coinlere, hisselere vesaire mutlaka yorum olarak belirtin. Hepsini okuyorum. Çok talep gelen, sonuçta sizler için yapıyoruz bu videoları. Çok talep gelen coinleri, hisseleri, endeksleri, haberleri varsa bunları mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmanız çok önemli çünkü
Ansızın kısa bir video yayınlayabiliyoruz. Önemli bir fiyat hareketi sonrasında yayın yapabiliyoruz. Bildirimleri açarsanız bu bültendeki önemli olan haber ve analiz kısmındaki gelişmeleri kaçırmamış olursunuz. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Paranın altında kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.